Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, İsrail'le anlaşmayı askıya alan Türkiye'den muhteşem yeni hamle geldi. Kıymetli takipçilerimiz, sayıları 250'ye çıkacağı açıklandı. Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'le yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye, yeni hamlelerini hazırladı. Rota Doğu Akdeniz'e çevrilirken Kara ve Deniz'de 250 kuyuda sondaj yapılacak. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunun ardından İsrail'le doğal gaz başta olmak üzere yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye önemli bir adım daha attı. Bir yandan Karadeniz'de, bir yandan Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarını sürdüren Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını hazırladı. 2024'te Karada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca 20.000 kilometre karede 3 boyutlu sismik veri toplanacak. Değerli izleyenler, sabahın haberine göre bir yandan da enerji ve sanayi sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik ve kritik madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Bunun için yurt içi ve yurt dışında arama faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda 15.000 kilometre havadan jeofizik araştırması yürütülecek. Maden arama ve araştırmaları kapsamında 350.000 metre sondaj yapılacak. Ayrıca arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında 22.000 kilometre kare detay etüt yapılacak. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen stratejik ve kritik ham maddelerle nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik projelerde geliştirilecek.